İletişim insanlığın en temel ihtiyaçlarındandır. Artık anlık habere ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Zamanla tamamen özgün ve bize ait bir dil oluştu topraklarımızda ve yeşerdi hızla. Tarafsız, özgür ve çok sesli bir medya için yerel gazete okuyun. Hakimiyet Gazetesi. Nutuk çekme, nutuk oku. AK Parti Anamur İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hasan Baki'nin istifasıyla sonuçlanan sosyal medya mesajlarının ardından açıklama yapan CHP Silifke Gençlik Kolları Başkanı Uğur Korkmaz, bu seviyesiz zatı nutuk çekmeye değil, nutuk okumaya davet ediyoruz diyerek tepki gösterdi. Fırınlara denetim. Mersin Büyükşehir Belediyesi halk sağlığına yönelik denetimler kapsamında Merkez Akdeniz ilçesindeki fırınlar ve unlu mamul imal eden iş yerlerinin denetimini gerçekleştirdi. Mersin Gazetesi. Depolar yer altına inmeli. Yeraltı doğalgaz ve akaryakıt depolama sempozyumu düzenleme kurulu üyesi İsmail Ceylan, Kazanlı, Karaduvar bölgesinde yoğunlaşan akaryakıt depolama tesislerinin yer altına alınmasıyla Mersin'in tarımdan turizme çok geniş bir alan kazanacağını söyledi. Kız Kalesi'nde tam yetki bizde değil. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Toğlu bir televizyonda katıldığı programda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Toğlu, bütün bu eksikliklerimizi tamamladıktan sonra turizmden istediğimiz pay elde edebiliriz. Sizin de bildiğiniz gibi bu problemlere sadece yerel idareler değil, merkezi idarelerin de el atması gerekir. Kız Kalesi ile ilgili tam yetki bizde değil. El ele vererek bu problemleri birlikte çözeceğiz dedi. Kadın Gazetesi. 16'sını görmeden evlendiriliyorlar. Kemalpaşa'ya bağlı dağ köylerinde yaşayan çocuklar ilkokuldan sonra okutulmayarak evlendiriliyor. Herkesin bildiği ama susarak suç ortak olduğu bu köylerdeki istismarlar gelinlik adı altında meşrulaştırılıyor. Çocukların oyun sandığı evlilikler için aileler süt parası dahi verilirken herkes aynı cümleyi kuruyor. 16'sını görmeden evlendiriliyorlar. Cinayete kurban giden minik ırmağın babası dehşet saçtı. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 14 Ekim 2016 tarihinde vahşi bir cinayete kurban giden 4 yaşındaki Irmak Kupal'ın babası karısını ve 10 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü. Cinnet getirerek kendisini de bıçaklayan baba yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Güney Gazetesi. Toprağa gömülü 80 kilo patlayıcı ele geçti. Mersin'de 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak referandum öncesi kullanılmak üzere 55 paket içerisinde toprağa gömülü yaklaşık 80 kilogram civarında plastik patlayıcı madde, 2 adet el bombası, 4 adet fünye ile 1 adet düzenek ele geçirildi. Meski'den altyapı hamlesi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 2016 yılının yeni atık su arıtma tesisleriyle ilgili çalışmalarıyla birlikte içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapı çalışmaları konusunda hizmetlerin yoğunlaştığı yıl olduğunu belirterek, 2017 yılı bütçesinden 226 milyon lira yatırım öngörülmüştür. Böylelikle 1 Nisan 2014 tarihiyle başlayan yatırımlar, 2017 yılı sonu itibariyle toplam 488 milyon lira yatırım gerçekleşmiş olacaktır, dedi. Yeni Güney Gazetesi. Tarımın kalbi bu fuarda atacak. 12. Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nın açılışında konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tufan, gıda, tarım ve hayvancılık sektörünün zor durumda olduğunu söyledi. Yeraltı akaryakıt depolamasının Gözde bölgesi Çukurova, Mersinli akaryakıtçılar Kazanlı, Karaduvar bölgesinde yoğunlaşan akaryakıt depolama tesislerinin yer altına alınarak bölgenin daha güvenli hale getirilmesinin yollarını araştırıyor. Depoların yer altına inmesiyle bölge tarımdan turizme kadar birçok sektörün kullanımına açılabilecek. Mersin aynı zamanda yeraltı akaryakıt ve doğalgaz depolamasında teknik olanaklarıyla da Türkiye'de öne çıkan iller arasında yer alıyor. Haberci Gazetesi.
Referandum tedbirleri için güvenlik toplantısı yapıldı. İçişleri Bakanı Soylu aralarında Mersin Valisi Çakacağı'nda bulunduğu 10 ilin valisiyle güvenlik toplantısında bir araya geldi.